Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. 13. gündeyiz. TYT AYT matematik tekrar kampımızın ve bugünün konusu logaritma gençler. Logaritmayı bir güzel konu özetini yapacağız. Bütün özelliklerini tekrar edeceğiz ve hatırlayacağız. Bu özellikleri hatırladıktan sonra bir diğer videomuzda hemen bunun arkasından gelecek videoda logaritma tekrar sorularını çözeceğiz. Ve tekrar sorularını da çözdükten sonra ben sizi bir güzel ödevlendireceğim. Ödevinizin nereden olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Zaten açıklama kısmında linkleri mevcut. Bu arada... Bu kampta kullandığımız pdf'in de linki ücretsiz biçimde açıklama kısmında mevcut arkadaşlarım. Tıklayıp indirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet Gençler artık hazırsak abone olduysak ve videoyu da beğendiysek geçebiliriz dersimize. Neler diyor logaritma biz bir bakalım hadi. Üstel fonksiyon önce tanımlayalım. A birden farklı bir pozitif reel sayı olmak üzere. Fx eşittir A üzeri x biçimindeki f fonksiyonuna biz üstel fonksiyon diyeceğiz. F fonksiyonu tüm reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olacak. E, niye? Çünkü sen buradaki a'yı gidip pozitif bir reel sayı seçersen birden farklı e, taban pozitif olduğu için üstüne ne gelirse gelsin artık pozitif olacaktır. Bundan kaynaklı benim değer kümem daima pozitif reel sayılar olur. Burada a'ya taban x'e de üst diyeceğiz. a üzeri x biçimde tanımlanan fonksiyonlardır. E, fx eşittir a üzeri x biçimde tanımlanan fonksiyonlardır üstel fonksiyonlar. Üstel fonksiyonların grafikleri de tabanımız birden büyükse fonksiyon tabi doğal olarak artan olacaktır gençler. Hani bu fizikteki genç k yaşlı k muhabbeti var ya genç k görünümünde olacaktır. Üstel e, fonksiyon biçiminde artanır. Hani bu hatırlayın pandemi döneminde falan da e, haber kanallarında falan da böyle ha, anlatılırdı ya. İşte pandemide Covid grafiği üstel biçimde artıyor diye. İşte üstel biçimde artması sevgili arkadaşlarım şu şekilde genç k görünümünde artmasıdır. Burası da sevgili arkadaşlarım. Şimdi genç k'da şu olay vardı değil mi? Ya e, genç k olarak azalması şu şekilde azalırdı. Demek ki o zaman bizim e, tabanımız 0 ile 1 arasındaysa bu şekilde değil de şu şekilde yani azalarak azalıyor. Yani buna da yaşlı K görünümünde azalıyor diyebiliriz. Şimdi logaritma fonksiyonu a üzeri x üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuna biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Bu arada yukarıdaki grafiklerle alakalı. Arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi e, bu fonksiyonun çıktıları hiçbir zaman negatif olamadığı için e, bu fonksiyonun grafiği de x ekseninin altında hiçbir zaman e, görüntüsü oluşmuyor. Bak burada da öyle, burada da öyle. Tamam. Şimdi gençler. Biz a üzeri x üstel fonksiyonunun tersine logaritma fonksiyonu diyoruz. Buna niye ihtiyaç duyduk peki? Yani örnek veriyorum ben size şöyle bir denklem sorsam. 3 üzeri x eşittir 9 sa x kaçtır desem. E, %99.99'unuz 99'unuz, x'i 2 bulur. Lakin şöyle bir durum var. Siz bu sorunun cevabını doğru bildiniz ama bu soruyu çözmediniz. Çünkü bu soruyu çözmek için bizim bir denklem çözümüne ihtiyacımız var. Ki denklemleri de çözerken hatırlayın t 7. sınıflarda falan denklem çözerken ne diyorduk? X yalnız bırakacaksın abi. X'i yalnız bırakmazsan denklemi çözemezsin. Biz burada ezbere dayalı bir bilgiyle 3 üzeri x'i 9'a eşitleyince dedik ki 3'ün kaçıncı kuvveti 9 olurdu? E ikinci kuvveti demek ki x 2'ymiş diyebiliyoruz. Ama ben sana 2 üzeri x eşittir 5 diye bir denklem verirsem hadi şimdi bul bakalım bunun cevabını. Yani 2 üzeri 2 eşittir 4, 2 üzeri 3 eşittir 8 ama 2'nin kaçıncı kuvveti 5'tir diye düşündüğün zaman burada da bir cortlamalar meydana geliyor. İşte ben buradaki x'i yalnız bırakabilmek için, x'i yalnız bırakabilmek adına ihtiyaç duyuyorum ben logaritma fonksiyonuna. Burada y eşittir a üzeri x ise a neydi? Tabandı. X neydi? Üstü. Şimdi gençler. E, y de sonuçtu. Şimdi ben ne diyorum? Taban yine taban olacak ama bu sefer logaritmanın tabanı olacak. Burada y dediğimiz az önce sonuç olan y logaritmanın içidir ve bu da logaritmanın sonucu haline geliyor. Burada logaritmanın tanımından diye bir ifade kullandığım takdirde soruların içerisinde a üzeri x eşittir y'dir hocam. Bunu mutlaka ama mutlaka yapıyorsun. Bak logaritma A tabanında y eşittir x ise a üzeri x eşittir y'dir. Bunu mutlaka ama mutlaka aklında tutacaksın. Şimdi bir de 2 üzeri x 5 ise madem hadi bur burada ikisi bulalım. X'i nasıl bulurum? X eşittir hatta şu tarafa yazalım. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir x'tir dersin. Böylelikle 2 üzeri x de bize daima 5'i verir. Evet devam edelim bakalım sağ üst tarafta. A üzeri x üstel fonksiyonunda... A, A sıfırdan büyük ve birden farklı ve Y de sıfırdan büyüktü hatırlarsan. E, burası daima pozitif sonuçlar veriyordu. Tabanımız pozitif reel sayı ve tabii ki de birden farklı olacaktı. X her şey olabiliyordu. E şimdi dikkatli dinle. Biz madem bunun üstel fonksiyonun biz tersini aldık. O zaman buradaki A aynı A, buradaki A, buradaki Y aynı Y gençler. Doğal olarak logaritma A tabanında Y diyorsak Tabanımız yani logaritmanın tabanı olan a hala sıfırdan büyüktür ve birden farklıdır. Üstel fonksiyondan kaynaklı. Ve logaritmanın içi olan y de az önce ne demiştik daima pozitif. Demek ki daima pozitif olmaya devam edecek. Yani y'si sıfırdan büyük olacak. Logaritmanın içi sıfırdan büyük olmak zorunda. Ve yine a sıfırdan büyük ve birden farklı olmak üzere logaritma a tabanında a. Yani logaritmanın tabanıyla içi aynıysa sonuç birdir. Çünkü a üzeri 1 ancak a'yı verir bize. Ve logaritmanın içi 1 ise taban ne olursa olsun a üzeri 0 eşittir 1 olduğundan sonuç 0'dır diyeceğiz. Örnek veriyorum logaritma 5 tabanında 1 kaçtır? 0'dır. Peki logaritma 10 tabanında 1 kaçtır? Tabii ki bu da yine 0'dır diyeceğiz. Şimdi Tabanı 10 olan logaritmalara bayağı logaritma diyeceğiz. Bayağı derken bayağı logaritma işte. Yani hani biz Türkçe'de bu bayağı kelimesini biraz yanlış kullanıyoruz gençler. Bayağı demek sıradan demek, basit demek, adi demek. Tamam mı? Bunların her biri bayağı anlamını taşır. Ve buradaki kullanımızda basit veya sıradan yani sıradan logaritma her daim kullanılan logaritma genel logaritma anlamındaki bayağı logaritma diyoruz. Logaritma 10 tabanında x log x biçiminde de gösterilebilir. En genel logaritma, sıradan logaritma, basit logaritma olduğu için buradaki 10, hani biz de 10'luk tabanı kullandığımız için buradaki 10'u sevgili arkadaşlarım burada göstermeye ihtiyaç duymuyoruz. Direkt logaritma x diyorsam sen bunun tabanının 10 olduğunu bileceksin. Uygun tanım aralıklarında, şimdi logaritmanın özelliklerini başlıyoruz. Uygun tanım aralıklarında logaritma a tabanında x üzeri n'i ben buradaki logaritmanın içinin kuvveti olan n'yi alıp başa çarpım olarak gönderebiliyorum. Yani n çarpı logaritma a tabanında x biçiminde yazabiliyoruz. Burada dikkat etmen gereken bir şey var. Bazı öğrencilerimiz bu logaritmanın tabanını, içini, içinin üstünü, tabanının üstünü falan filan yanlış yanlış yerlere yazdığı için sırf yazım yanlışından kaynaklı işlem hatalarına ve doğal olarak da çözüm yanlışlarına gidiyorlar. Gençler sadece yaz, yazıma dikkat edeceksiniz. Yani mesela taban mı yazacağım? Öğrenci şöyle yazıyor. Diyorum ki logaritma 2 tabanında 3 yaz diyorum. Böyle yazıyor. Ulan bu logaritma 10 tabanında 2'nin küpüdür. Ben bunu böyle anlarım. Kendi de öyle anlıyor sonra zaten. Ya bu tabanı birazcık şöyle küçük ve G'nin sağ alt köşesine yazacağım. Ee, i̇çini de tam eşit hizada. Bak şöyle. Eşit hizada. Aha buraya log aynı seviyede 3 yazacağım. Bak logaritma 2 tabanında 3 oldu. Mis gibi bir görsel. Sonra sen bunun üstüne üst mü ekleyeceksin? Ekle artık karıştırmazsın. Buraya 4 yazdım, buraya 5 yazdım. Artık hiçbir şekilde karıştırmazsın. Tek yapman gereken şu tabanı biraz G'nin sağ alt köşesine yazmak ya. Bu kadar basit. Tamam. Doğal olarak benim size buradaki uyarım logaritma A tabanında X üzeri N ile logaritma A tabanında X'in eninci kuvveti aynı şeyler değildir. Bazen öğrenciye böyle bir ifade veriyorum. Buradaki tutuyor neyi başa atıyor. Atamazsın. Bu X'in değil artık logaritmanın kuvvetidir çünkü. Tamam. Uygun tanım aralıklarında eğer ki Tabanın üssü varsa bu logaritmanın tabanının üssü varsa buradaki n'yi başa atabiliyorsun ama çarpımsal tersini kullanarak atıyorsun. Yani n başa 1 bölü n olarak geçiyor ve çarpıyorsun. O halde bu iki özelliği birleştirirsem logaritma a üzeri n tabanında b üzeri m diyorsam sen buradaki m'yi de buradaki n'yi de başa gönderebilirsin. Yalnız m'yi otomatik m olarak gönderiyorsun. n'yi ters çevirip gönderiyorsun. Böylelikle m bölü n çarpı logaritma a tabanında b diye de bir ifade kalmış oluyor elinde. Uygun tanım aralıklarında eğer ki logaritmaların tabanları eşitse ve sen bunları bir güzel topluyorsan tabanlara eşit olan iki logaritma toplanırken aynı taban içerisine bu logaritmaların içlerinin çarpımını yazıyorsun. Şimdi üstel fonksiyonun tersi dedik biz. Üstü sayılarda şöyle bir şey yapıyorduk. A üzeri x ile A üzeri y'yi çarpınca A üzeri x artı y diyordun. Yani çarparken üstlerini topluyordun. Şimdi logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersi olduğu için toplarken çarpıyorsun diye düşünebilirsin. Aklında bu şekilde bu kuralları tutmalısın. Peki uygun tanım aralıklarında yine logaritmaların tabanları eşit ve bunlar çıkarılıyorsa hocam işte tahminin üzere onu da böleceksin. Yani b'yi c'ye bölüp aynı tabanda logaritmanın içi olarak yazabileceksin. Euler sayısı dediğimiz bir sayı var. E sayısı ve yaklaşık olarak 2,718'dir. 2,71 diye de yaklaşık olarak altında tutabilirsin. Aynı pi sayısı gibi özel bir sayıdır, irrasyonel bir sayıdır. Virgülden sonraki haneleri hiçbir şekilde aynı pi sayısı gibi tekrarlı yoktur, periyodu yoktur. Rastgele biçimde dağılmıştır diyeceğiz. Olmak üzere tabanı E sayısı olan logaritmalara biz doğal logaritma denir. Genelde mühendislikte kullanılır. Peki... Logaritma e tabanında x'i Özel bir gösterimi var mı? Var. Ln x diye gösteriyoruz. Doğal logaritmadan geliyor bu ln aslında. Logaritim natural diye. Hani doğal logaritma anlamına gelen ln. Ha sen ln'ler kafanı mı karıştırıyor? Ln diye okuyoruz. Hani İngilizce'deki l harfini nasıl okuyoruz? L. Bunu nasıl okuyoruz? N diye okuyoruz. O yüzden ln oluyor arkadaşlar. E, kafan mı karışıyor ln x'de? Böyle yaz. Yani kafan karışmaz. Bazı öğrencilerim vardı da eskiden böyle diyorlardı ki ya hocam logaritmayı tam anladım da bu ln olanları anlayamadım ya ya ln olanları anlayamadın değil o senin gözünü korkuttu belli ki yani aynı şey çünkü o da logaritma o senin sadece gözünü korkuttu ben sana bunu e sayısını x diye vermiş olsaydım ve x demeyelim de. E, SML'nin S'si diyelim S diye vermiş olsaydım ve bunu logaritma S tabanında X falan diye yazmış olsaydım Bunları da log diye ifade etseydim Hiçbir şekilde kafa karışıklığına mahal vermeyecektik Sadece buradaki LN mi gözünü korkuttu o zaman bunu böyle yaz Tamam Şimdi gençler Eğer ki bir sayının logaritmik bir kuvveti varsa Sen buradaki logaritmanın içiyle buradaki tabandaki sayıyı hop hop change edebiliyorsun Yani değiştirebiliyorsun değiştirdiğin takdirde aynı logaritmayı elde edersin ki buna bağlı olarak yeni yeni sonuçlar elde edebiliriz. Mesela a üzeri logaritma a tabanında b de ben b ile a'nın yerini değiştirirsem b üzeri logaritma a tabanında a yapacaktır. Bir logaritmanın tabanıyla içi birbirine eşitse buranın 1 olduğunu bildiğimiz için bu b üzeri 1'den bize b'yi verir diyeceğiz. Yine uygun tanım aralıklarında gençler. Hiç tabana dokunamıyorduk bak. Tabana hiç müdahale edemiyorduk. Artık tabana da müdahale ediyoruz. Zaten bu kuralın ismi de taban değiştirme kuralıdır. Taban değiştirme kuralıdır. Kafana göre sen logaritmanın tabanını artık değiştirebilirsin. Şöyle ki logaritma x tabanında y mi var bak? Logaritma x tabanında y var. Bak bu altta kalıyor, bu üstte kalıyor değil mi? Şimdi logaritma x tabanında y'yi sen diyorsun ki ben a tabanında yazmak istiyorum bunu. O zaman logaritma a tabanı logaritma a tabanı dedin ya altta kalan x'i bunun içine, a tabanı, Alt, üstte kalan y'yi bunun içine yazıyorsun. Logaritma a tabanında y bölü logaritma a tabanında x oluyor. Ve bu kural sayesinde şunu farkına varıyoruz. Logaritma x tabanında y'yi eğer ki ben y tabanında yazarsam, logaritma y tabanında y bölü logaritma y tabanında x'e dönüşür. Logaritma y tabanında y 1 olduğundan bu 1 bölü logaritma y tabanında x'tir aynı zamanda. Yani sen bundan sonra soruların içerisinde logaritma kitabanında 3 mü vermiş? İhtiyaç anında bir camı kırınız. 1 bölü logaritma 3 tabanında 2 biçiminde yazabiliyorsun. Bu iki logaritmik ifade birbirine eşittir diyebiliyoruz artık. Bu eşitlik bize bazı pratiklikler de kazandırır. Mesela logaritma x tabanında y'yi direkt olarak 10 tabanında yazmak istersen log y bölü log x yazarsın. Y üstte x altta kaldığı için. Veya logaritma y tabanında x'i log x bölü log y biçiminde yazarsın veya logaritma x tabanında y'yi ln y bölü ln x biçiminde veya logaritma e, y tabanında x'i de ln x bölü ln y biçiminde yazabilirsin. Böylelikle böylelikle logaritma bak x tabanında y ve y tabanında x bunun pay kısmına bakıyorsun log y bunun paydası log y. Bunun paydasına bakıyorsun log x bunun pay kısmı log x. Eğer ki demek ki ben bunları çarparsam 1 gelecek ya. Madem öyle logaritma x tabanında y ile logaritma y tabanında x'i çarparsam yine bana neyi verecek? Tabii ki de 1'i. Yani sen logaritma 3 tabanında 4 ile logaritma 4 tabanında 3'ü mü çarptın? 4'ler ve 3'ler gider 1 gelir diyebilirsin böylelikle. Hatta ve hatta logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında e, 9'u mu çarptın? 8'i mi çarptın? Tamam. Şimdi burada şu 3 ile şu 3'ü götürebiliyorsun. Burada da ne kalıyor? Logaritma 2 tabanında 8 kalıyor diyebilirsin. Ki kendileri de zaten 3'e eşittir. Çünkü 2'nin küpü 8'dir diyeceğiz. Evet sağ üst taraftayız. Devam ediyoruz. Arkadaşlarım logaritmik bir fonksiyonun da o size öğrettiğim fonksiyonun tersini alma kuralı gibi e, tersini alabilirsin. Yani şu şekilde mesela logaritma 2 tabanında x 8, 7 bölü 3 var. Sen burada x'e uygulanan işlemleri adım adım yazacaksın önce. Bak x'ler önce 7 çıkarmış. Sonra 3'e bölmüş. Sonra 2 tabanında logaritmasını almış. Şimdi tersten başlıyorsun ve bütün iş, bütün işlemlerin anti işlemlerini uyguluyorsun. Yani 2 tabanında logaritma almak yerine 2 tabanında üs alacaksın. 2 3'e bölmek yerine 3 ile çarpacaksın. 7 çıkarmak yerine 7 ekleyeceksin. Böylelikle 2 tabanında üs al 2 üzeri x. 3 ile çarp 7 ekle. 3 çarpı 2 üzeri x artı 7 bana fonksiyonunda tersini verecektir gençler. Hadi şimdi bir de biz bunu yapalım. Ne yapılmış? 1. 2 ile çarpmış bir güzel. 2 ile çarpmış. 2. 1 çıkarmış. Üçüncü işlem 6 tabanında logaritma almış. 6 tabanında log almış. Dördüncü işlem 3 ile çarpmış. Şimdi iyi dinliyorsun beni. Tersten başlıyorum ve bütün işlemleri dante işlemlerini uyguluyorum. 3 ile çarpmak yerine 3'e böleceğim. 6 tabanında logaritma almak yerine 6 tabanında 3 alacağım. 1 çıkarmak yerine 1 ekleyeceğim. 2 ile çarpmak yerine 2'ye böleceğim. İşte bu da bana f'in tersinde x'in ta kendisini verecek sevgili gençler. Bu kadar basit ters almak artık. Üstel ve logaritmik denklemlerin çözümlerinde sevgili arkadaşlarım aslında gayet basit. a üzeri fx eğer a üzeri gx'e eşitse tabi doğal olarak fx gx'e eşittir. Logaritma a tabanında fx de logaritma a tabanında gx de birbirine eşitse e, doğal olarak log bu logaritmaların içleri de birbirine eşittir diyoruz. Eşitsizliklerde bir ayrım var. Tabana göre bir ayrım var. Eğer ki logaritmanın tabanı birden büyükse logaritma a tabanında x1 logaritma a tabanında x2'den küçükken doğal olarak x1 de x2'den daha küçüktür. Tabi bunlar pozitif olmak zorundalar. Sebep çünkü logaritmanın içi pozitif olmalıydı. Ama ama Logaritmanın tabanı sıfırla ile 1 arasındaysa yani birden büyük değilse o halde gençler logaritma tabanında x1 logaritma tabanında -2'den büyükken x1 x2'den daha küçüktür diyoruz. Logaritmik eşitsizliklerin çözüm kümesi bulunurken buna dikkat. Yani burası buradan vurmaya çalışır seni sorular. Logaritmanın tanımlı olduğu aralıklara dikkat etmen lazım. Yani sen gidip direkt x1 x2'den burada küçük olmalı deyip sadece bunu çözüm kümesine dahil edersen hata etmiş olursun. Bazen logaritmanın içinin sıfırdan büyük olması veya tabanının sıfırdan büyük ve birden farklı olması durumlarını da göz önünde bulundurarak çözüp yapacak, yapman gerekir. İşte o tarz sorularda tüm bulduğun eşitsizliklerin çözüm kümesini yani kesişim kümesini bulman gerekir ki çözüm kümesi karşına çıksın. Yani logaritmalı ifadenin tabanı pozitif ve birden farklı. içi de pozitif olmalıydı ya. Eğer bulunan kökler arasında bu durumu sağlamayan x değerleri varsa çözüm kümesinin dışına atacaksın bunları. Bir notumuz var. A bir reel sayı ve N de doğal sayı olmak üzere A üzeri N eksi 1 ile A üzeri N arasındaysa eğer bizim ikimiz o halde ben bunların A tabanında logaritmasını alırsam burada N eksi 1 kalır. Bak şunun logaritmasını alıyorum. Ee, A tabanında. Bunun da logaritmasını alıyorum A tabanında. Ne olur? N eksi 1'i başa attım. Logaritma A tabanında A kaldı. Nedir? 1. N'i başa attım şöyle logaritma a tabanında a kaldı 1 demek ki n-1 ile n aralığında n-1 ile n aralığında logaritma a tabanında x vardır. Bu sayede logaritmik bir sayının hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu da bulabiliriz. Mesela örnek veriyorum. Logaritma 2 tabanında 24 hangi iki sayı arasındadır? Ben biliyorum ki bu logaritma 2 tabanında 16 ile logaritma 2 tabanında 32 aralığındadır. 2'nin kuvvetlerinden oluşturdum. Ardışık kuvvetlerinden oluşturdum. Bak şurası 4'tür. Burası 5'tir. 4 ile 5 arasındaymış bizim logaritma 2 tabanında 24 dediğimiz sayı. 4 küsür bir sayıymış. Böylelikle bunları tam kısımlarıyla alakalı sorular çözülebilir. Peki bu logaritma fonksiyonun grafiği derken hocam? Hocam şöyle yapıyorsun. Çok basit bak. İyi dinle. Genelde öğrencilere karmaşık gelir ama öğrenmen gereken 1-2 tane nokta var. Onu, o noktaları uygularsan zaten grafiğini çizersin. A 1'den büyükse, yani taban 1'den büyükse fonksiyon artandır. 0 ile 1 arasındaysa azalandır. Verilen logaritma fonksiyonunun tanım aralığı belirlenir. Önce tanım aralığını buluyorsun. Ee, bizim tabanımıza eşit olan fx'in tabana eşit olduğu x1 değeri için y eşittir 1 olduğundan fonksiyon x1'e 1 noktasından fx2'de eşittir 1 olduğundan y eşittir 0 olduğundan bu da fonksiyon x2'ye 0 noktasından geçer. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim burada fonksiyonumuz logaritma tabanında fx ya. Arkadaşlar ben fx'i gidip bir tabana eşitliyorum. Bir de fx'i 1'e eşitliyorum. fx'i tabana eşitlersem sonuç 1 olur. y'si 1 olur. fx'i 1'e eşitlersem sonuç 0 oluyordu. Bundan kaynaklı x 1'e 1 ve x 2'ye 0 noktasından geçer diyorum. Şimdi çok daha rahat anlayacaksın. Bak iyi dinle beni. Logaritma 10 tabanında 2x 4. Abi içeriği, içeriği 0 yapan değer kaçtır? 2'dir değil mi? O halde ben diyorum ki şu x eşittir 2. Ve içerisi sıfır olamayacağı için fonksiyon bunu buraya asla değmeyecek. İçeriği 10 yapan değere baktığın zaman 2x eksi 4 eşittir 10. Çünkü tabanı 10'du bunun. 2x eşittir 14. x eşittir 7 oldu. İçeriği 10 yaparsam sonuç 1 olur. Demek ki 7 için birden geçecek. 7 için şöyle şurası 1. Hop 1'den geçirdim. Ve içeriye 1 yapan değer 2x eksi 4'ü 1 yaparsak x eşittir 5 bölü 2 gelir. Demek ki 2,5 içinde yani şuradaki 5 bölü 2 içinde nereden geçecek hocam? Sıfırdan geçecek. O halde benim fonksiyonumun grafiği şudur bak. Artan bir fonksiyon çünkü tabanı birden büyük. Fonksiyon grafiği x eşittir 2'ye hiçbir zaman değmeyecek ama eksi sonsuzda teğettir. Buradan geçirdim buradan geçiremedim. Ben hemen bir daha geçireyim sana. Şöyle geldim şöyle devam ettim. Bakın fonksiyonu grafiği bu. Zaten artan logaritmik fonksiyonların grafikleri böyle çıkar, azalanlarınki de böyle çıkar arkadaşlarım. Başka türde bir grafik çizmezsin. Şimdi gelelim şuraya. 1 bölü 2 bak azalan. İçeriyi sıfır yapan değer eksi 3 mü? Hemen eksi 3'ü çizdim buraya. Şu şekilde. Azalan olacaksa, o zaman benim fonksiyonumun grafiği şöyle azalacak değil mi? Böyle azalacak, devam edecek. E bunu sıfır yapan değer yani bunun sıfır olması için içinin 1 olması lazım. İçini 1 yapan değer eksi 2'dir. Tamam yeter bu kadar. Tamam. Hani burayı sıfır yaparsan da ne için bu sıfırdan geçer? Yani ee, şöyle düşünelim. X'e sıfır verirsem logaritma 1 bölü 2 tabanında 3 demek ki burası da neymiş? Mesela logaritma 1 bölü 2 tabanında 3'müş buranın ordinatı da. Kendisi negatif bir sayıdır zaten. Tabanı sıfırla 1 arasında olduğu için diyebiliriz. Evet. Gençler logaritma ile alakalı bütün tekrar etmemiz gereken şeylerin hepsini tekrar ettik. Artık tekrar sorularımız var. 2 burada hatta sayayım kaç tane? 4, 7, 9, 9, 4 daha 13, 3 daha 16 tane sevgili arkadaşlarım sorumuz var. Bu 16 soruyu da çözdükten sonra birbirinden güzel e, tekrar sorularıyla bir ödevin var. 40 soruluk bir logaritma ödevin var. O ödevi de mutlaka yapmaya gayret göster. Evet ödeviniz 40 soru serisi AYT e Matematik video soru kitabındandı ve satış linkleri açıklama kısmında mevcut gençler aklınızda bulunsun. Bu arada unutma yine bunun pdf'i açıklama kısmında mevcuttu. Sonraki videomuzda logaritmanın tekrar sorularını çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.